2017 yılında keşfedilmesine rağmen, hakkında neredeyse hiçbir şey bilmediğimiz, KELT-20b ve keşfedileli uzun yıllar olan, VASP-187b gezegenlerinde dünyamızın aksine, kaya yağmurları yaşandığı keşfedildi. Peki bu nasıl oluyor? Bundan yaklaşık 30 yıl önce, galaksimiz dışındaki gezegenleri keşfetmeye başlayan gökbilimciler, 1990'ların başından beri öte gezegenlere yoğunlaşmış durumda. Bugüne kadar birçok yeni gezegen, galaksi, yıldız ve uydu keşfedilirken, bazılarının kendine has özellikleri bizleri bir hayli şaşırtmıştı. Bunlara örnek olaraksa, erimiş demir yağmurlarının boy gösterdiği VASP-76b ve cam yağmurunun yaşandığı HD-189733b gezegenlerini sayabiliriz. Bu ilginç gezegenlerin arasına elbette sürekli yenileri katılıyor. NASA'nın Hubble teleskobu ile keşfedilen gezegen de tam olarak böyle. Aslında 2017 yılında keşfedilen ve KELT-20b adını alan gezegen, yeni keşfedilen kaya yağmurları sebebiyle yeniden gündem oldu. Birçok insanın dünyadaki kötülüklere karşı, başımıza taş yağacak sitemlerinin adeta gerçek olduğunu keşfeden gökbilimciler şimdi, yalnızca kaya sağanaklarının yaşandığı VASP-187b ve KELT-20b'nin meteorolojik yapısını inceliyorlar. Özellikle VASP-187b ve KELT-20b gezegenlerine odaklanan NASA, çarşamba günü yaptığı açıklamada söz konusu iki gezegenin, bugüne kadar görülen, en sıcak gezegen atmosferlerine sahip olduklarını söyledi. İki gezegende de benzer hava olayları yaşanırken, VASP-187b'de yaşanan kaya yağmurlarının oluşumu da anlatıldı. NASA'ya göre her iki gezegenin de aydınlık tarafı aşırı sıcak, karanlık tarafı ise tam tersi aşırı soğuk. Gezegenlerin yüzeyindeki kayalar, yıldızın fazlasıyla yakın olması sebebiyle, aydınlık tarafta erimeye başlıyor. Eriyen kayalar, ortaya gaz ve toz bulutu çıkartıyor. Bu gaz ve toz bulutu ise, saatte 3200 kilometreden daha yüksek hızlara ulaşarak, karanlık tarafa yolculuk ediyor.